Uyarı: bu serinin 4. ve son videosudur. Şans eseri bu video ile kanalla tanıştıysanız, konuları daha iyi anlamak için lütfen önceki bölümleri sırasıyla izleyiniz. Değerli takipçilerim, hoş geldiniz. Serinin son bölümüne başlıyoruz. Önceki bölümde en son Gize Vadisi'ndeki yapıların, yani 3 piramit ve Sphinx'in büyük bir göksel saat olduğu tezini söylemiştik. Sphinx'in başı 26 bin yıllık döngüsüyle yıldızları gözlüyordu. Bu saati yaparken, bakın biz çok şey biliyoruz diye göstermek istemediklerini, bununla bize bir mesaj, hatta uyarı mesajı vermek istediklerini savunmuştuk. Devam edelim. Sphinx'in bakışı Regulus yıldızına bakıyordu, yani kendi gibi aslana. Sphinx'in bu hali dünyanın bu daire içinde hangi pozisyonda bulunduğunu gösteriyor. Şimdi şu fotoğrafa bakalım. Burada Sphinx'in önünde, yani göğsünde çok fazla bahsedilmeyen bir kabartma ya da heykelimsi var. Bu kabartmaya Araplar El Kalba El Asad diyorlar. Türkçesi aslanın kalbi demek. Arapların neden bunu söylediğini hala kimse bilemiyor. İlginç bir rastlantı da Arapların yine en parlak aslan takım yıldızı olan Regulus'a da aynı ismi vermeleri. Neticede Sphinx'in gözleri aslan takım yıldızının hizasında olup onu takip eder ve ekinoks başlangıcı buradan olur. Sonuçta Gize yapıları devasa bir saat, gezegenin saati, mükemmel işleyen bir saat. Bu durumda saatin işleyişi hakkında artık bazı gerçekler mevcut. Peki neden dikkatimiz bu 26 bin yıllık döngüye çekiliyor? Bu durumda iklim araştırmaları ve tarihleri uzmanı Dr. Michel Fontanière'ye danışıyoruz. Buzullaşma ve ısınma döngülerinin dünyanın yörünge parametreleriyle senkronize olduğunu biliyoruz. Dünyanın yörünge parametreleri dediğimiz şeyler arasında işte bu ekinoks basınç döngüsü vardır. Ancak bu geçiş dönemlerinin kademeli mi yoksa aniden mi olduğunu bilemiyoruz. Ben bu cümleleri anlamadım diyenlere şöyle diyelim. Dünyada buzul çağı ya da aşırı ısınmaların olduğu dönemler yaşanmış. İşte bunun nedeni dünyanın manyetik kutuplarının yer değiştirmesiyle alakalı deniyor. O halde tarihe bir göz atalım, belki ipuçlarını yakalayabiliriz. Dünyanın değişik topluluklarına ait birçok eski metinde bir yıkım ve yeniden doğuş döngüsü hakkında kanıtlar var. Bu su veya ateş ile olmuş. Örneğin Hinduların eski kutsal metinlerinde, yani Puranalarda bunu görebiliyoruz. Birçok antik Yunanlı yazarda döngüsel felaketler bildirmişler. Platon'un meşhur Atlantis'in gizemli batışı hikayesinde bunu detaylıca görürüz. Önemli bir farkla Platon diğer Yunan antik yazarlarına göre şunu söyler. Bu döngüler her 10-12 bin yıl arasında gerçekleşir. Aristoteles ise gezegendeki tüm yaşamı yok eden dünya ve gökyüzünün döngüsel devinimlerinden bahseder. Mayaların da benzer bir efsanesi vardır. Mayalara göre şu anda 5. güneş zamanında yaşıyoruz. 4. güneş zamanı su güneşiydi. Bu su güneşi zamanının sonunda yağmur ve seller insanlığı ve yaratılışı mahvetti. Bu bize kutsal kitaplardaki tufan anlatımıyla tamamen örtüşen bir açıklamayı veriyor. Yine Mayalara göre 5. güneş zamanı ise hareket güneşidir. Dünyanın, havanın, ateşin, suyun, hayatın hareketi. Tabii ki bu 5. güneş zamanında diğerleri gibi bir sonu var. Ancak görünen o ki bu zamanın bitişine doğru devasa depremler yaşanabilir. Yani korkunç felaketler. Olayların nasıl duracağına ise tanrılar karar verecekler. Bu Mayaların yorumu elbette. Yıkım insanların davranışlarıyla bağlantılı değil. Bunlar göksel hareketlere bağlı. Bugün bilim bize bu efsaneleri yeniden düşündürüyor. Tsunami gibi başka durumlar da var. Tsunami doğal bir barajın kırıldığı bir olgudur. Su açığa çıkar ve dünyada büyük miktarda su ile şiddetli sellere neden olur. Pek çok eski halkın bu fenomene tanık olması ve onun hikayelerini anlatması, sel olarak adlandırması çok muhtemeldir. Son büyük iklim felaketi 10 ila 12 bin yıl önce gerçekleşmiş. Dünyanın dört bir yanındaki iklimler önemli ölçüde değişmiş. Bu iklim felaketi bazı türleri yok etmiş. Yünlü mamut ve kılıç dişli kaplan gibi ve belki çok daha fazlası. Pek çok tür muhtemelen ortadan kaybolmuş, ancak donmadıkları ya da dondurulmadıkları için ölümleriyle ilgili bir malumatımız yok. çalışmalar yapılmadığı için kaç tür olduğunu bilemiyoruz. Gerekli insan ve mali kaynaklara sahip olduğumuzda bir fikrimiz olabilir. Neticede bazı türler tükenmiş ve ormanlar çöllere dönüşmüş. Peki Gize saati bu felaketi belirtmek için kullanılmış olabilir mi? Dünyayı çevreleyen ve tüm antik yerlerden geçen hat bir ekvator çizgisi olsaydı, Kuzey Kutbu burada olurdu. Bu nokta tam olarak dünyanın manyetik kutbundadır. Yani bizim şimdiki kutbumuzdan farklı yerde. Manyetik kutup gezegenimizin üzerinde sabit bir noktada yer almaz. Her yıl yaklaşık 40 kilometre yer değiştirir. Bugün modern teknoloji sayesinde bu salınımın arttığını biliyoruz. Bu çok tedirgin edici bir durum. Antik sitlerin aynı hatta bulunduğunu ve bu hattın bizim dikkatimizi manyetik kutba çekmek için yapıldığını düşünmemiz gerekebilir. Bilim insanlarına göre manyetik kutup en az 100 defa ters düz olmuş ve işin acı tarafı bunun nedenini hala bilmiyoruz. Bazı bilim insanları bunun güneşle bağlantılı olabileceğini düşünüyorlar. İşin gerçeği, konuyla ilgili bilim adamlarının toplanıp elimizdeki tüm veriler ışığında ciddi bir şekilde bunun nedenlerini tartışmaları ve araştırmaları gerekiyor. Zira bazılarına göre güneşte de manyetik kutuplar olabileceği, orada değişiklik yaşandığı zaman direkt bizi de etkileyebildiği hakkında tezler mevcut. İklim değişiyor. Manyetik kutup hareketi hızlanmış durumda. Bu hareketteki hızlanma belli bir zaman sonra ivme kazanıp olaylar çok hızlı gelişebilir. Bu korkuyu bilim adamları çok derinden hissediyorlar. Manyetik alan bizi kozmik radyasyondan koruyan dünyanın etrafındaki atmosferi yaratıyor. Ortadan kaybolacak olsa gezegenimiz yanar. Yani kadimlerin tarif ettiği gibi ateşle yıkım. Modern bilim ve eski kehanetler bir araya geliyor. Medeniyetimizin başlangıcında birçok şey rahipler tarafından gizli tutuldu. Belki de iklim felaketinden kurtulan bir dünyada bu rahipler eski bilginin koruyucularıydılar. Belki de mesajı gelecek nesillere taşıma görevi vardı. Belki de bu inanılmaz binalar bizi korkunç bir yıkım döngüsüne karşı uyarmak için inşa edildi. Bugün maalesef onlar hakkında hiçbir şey bilmediğimiz dereceye kadar kendi uygarlıklarını yok eden bir olaydan bahsediyoruz. Birkaç bin yıl önce gezegenimizde çok ileri bir medeniyet yaşıyordu. Çok cömert bir medeniyet. Bizi uzak gelecekte potansiyel bir tehdit konusunda uyarmak için dünyanın dört bir yanına şifreli mesajlar bıraktılar. Bu geçmişten gelen ve kesinlikle ciddiye almamız gereken bir mesaj. İklim değişikliği bugün bilim adamlarının gördüğü şekliyle atalarımızın bizi uyardığı bir felaketin habercisi olabilir. Zamanımız azalıyor olabilir. Bu kadim gizemlerin cevapları tuhaf ve bulunması zor. Pek çok bilim adamı ve arkeolog onları tamamen reddetmeye devam ediyor. Ama onları görmezden gelmeye karar verirsek gezegenimiz bunu çok ağır ödeyebilir. Büyük piramit hepimiz için bir mesaj içeriyor olabilir. Eğer bu mesajı bırakıyorlarsa bizim bu gerçekleşecek büyük olay karşısında bir şeyler yapabileceğimizi bildiklerindendir. Zaten yapabilecek bir şey olmasaydı bu mesajı bize boşuna bırakmazlardı. Değerli takipçilerim, bu bir teoridir. İlk iki bölümde size Fehmi Krasniqi ve ekibinin teorisini, özellikle piramitlerin yapımında kullanılan metrik sistemi, su damlasını, betonun nasıl yapıldığını ve en ilginci taşları ki granit ve daha sert taşlar olmak üzere birçoğunun mercek ile kesimini naklettim. Üçüncü bölümde farklı bir teoriyi inceledik. Birbirlerine benzer özellikleri var bu teorilerin. Size en başından beri Fehmi Krasniqi'nin prodüksiyonunda aklıma yatmayan yerler olduğundan bahsettim. Bu videoda hızlı bir analiz yapıyoruz. Tüm bu veriler ışığında kendi bakış açımızı, tezimizi videonun sonuç bölümünde aktaracağız. Zira bu iki teorinin de göz ardı ettiği durumlar var. Şimdi isterseniz Fehmi Krasniqi'nin tezinde mantığımıza uygun olmayan yerleri ve sizlere aktarmadığım bölümleri hızla geçelim. Fehmi Krasniqi bu piramitleri yapanlar gerçek Mısır halkıydı diyor. Sadece Mısır'daki piramitleri değil, tüm Güney Amerika ve sonra Asya'daki piramitleri de Mısırlar yaptı diye ekliyor. Bu teorisini ispatlamak için küçük bir tekneyle iki kardeşin Mısır'dan yola çıkıp günler, haftalar süren yolculuk ile Güney Amerika'ya varmalarını örnek gösteriyor. Peki başka ne diyor? Mısırlılar köken olarak Etiyopya'dan geldiler diyor. Heykellere dikkatlice bakın. Hepsinin yüzleri tamamen Afrikalı, yani siyahi insanların yüzleridir diyor. Burada haklı mı? Haklı. O yüzler Afrikalı yüzleri. Buna itirazım yok. Bu yüzler Afrikalı yüzleridir ve o yüzden zaman içinde anlaşılmasın diye bunların bir şekilde özellikle Batılılar tarafından burunları kırılmıştır diyor. Peki burunlar kırık mı? Evet, kırık. Ama bu bilinçli mi yapıldı? Kısmen olabilir. Neden kısmen? Bunu size bir örnekle anlatayım. Son 200 yıldır yapılan kazılarda elde edilen antik Yunan ve Roma dönemi heykellerinde ya kafaları kopuk ya da burunları kırıktır. Bunu da mı bilerek yaptılar? Basit bir açıklama sunayım. Bunlar genelde mermer veya benzeri taşlardan yapılmış heykellerdir. 200-300 kilogram ağırlığındaki bir mermer heykelin en narin tarafı boynu ve burnudur. Boynu mecburen ince yapılır ve o kocaman ağırlıktaki taşın ilk düşmesi, devrilmesi esnasında en hassas yerleri olan boynu ve burnu kırılır. Eğer heykel Roma dönemi ise başka bir husus daha var. Bir dönem moda olan bir şey. Roma'nın antik sitelerinde cadde boyunca bu heykellerden yapılıyordu. Heykelin başı ise dönemin yöneticisi, valisi veya önemli bir politikacısı olabilirdi. O adam öldükten sonra heykelin başı kırılır, yerine yeni yöneticinin başı monte edilirdi. Daha önceden kırılmış böyle bir mermerden zaten çok hayır gelmez. Yani ilk hasarda yine kırılır elbette. İşte bu veriler ışığında Fehmi Krasniqi'nin söylediği gibi burunların kırık olması bilerek yapılmıştır diyemeyiz. Etiyopya'dan geldi bu Mısır halkı diyor. Doğru olabilir ama bir mantık hatası var. Geldikleri Etiyopya'da medeniyetleri ile ilgili hiçbir ipucu yok. Ne bir yapı, ne bir heykel. Hatta daha önemlisi yazı yok. Mısır'ın en önemli medeniyet basamağı olan hieroglif yazı Mısır'da var ama Etiyopya'da izi bile yok. Mısır'a geldiler, orada icat ettiler ya da birileri onlara orada öğretti. Senegalli bir profesörden bahsediyor. Şeyh Anta Diop. Bu profesör yıllarca Mısır Devlet Müzesi yetkililerinden eldeki mumyalardan firavunlara ait üçünün birer milimetre karelik parçasını istemiş. Melanin oranını ölçmek için. Melanin oranıyla bunun Afrikalı ve siyahi biri olup olmadığını araştırmak niyetiyle yapmış bunu. Hiç dönüş olmamış. Müze cevap vermeye bile tenezzül etmemiş. Burada şahsen ben başka bir şeyi sorguluyorum. Bu adamlar hasbelkader bu profesörün sadece melanin değil, DNA araştırması ile bize bugün anlatılan ya da daha önemlisi hiç anlatılmayan bazı şeylerin açığa çıkması olup olmadığı fikrini göz ardı etmeyin. Ayrıca o müzede öyle despot yöneticiler var ki sormayın. Nuh diyor, peygamber demiyorlar. Bu müzenin tüm fonu Amerika'daki en önemli üniversitelerden Stanford tarafından karşılandığını unutmayın. Yani istenilen parça Amerika Birleşik Devletleri'ne hemen gidiyor. Ama başka biriler isterse kesinlikle cevap hayır oluyor. Çok ilginç bir konu var ki sormayın. Mısırlı siyahi insanlar vücut yapıları ile bu yapıları o sıcaklarda yapabilecek dünyadaki tek ırktır diyor Fehmi Krasniqi. Çok doğru bir tespit. Yapabilecek derken o insanların yapılarda işçi olarak çalıştırılabileceği konusunda hemfikirim. Fakat yönetim bölümündeki mimar ve mühendislerin siyahi olma zorunlulukları yok. Hatta bir tık ileri gidebiliriz. Bu dünyadan olma zorunlulukları da yok. Fehmi Krasniqi detaylı açıklama ve resimlerle bize Mısır uygarlığı ile Güney Amerika uygarlıklarının benzer matematik ve mimari yapıları olduğunu gösteriyor. Bu tespitler harika. Alkışlamamak elde değil çünkü çok enteresan şeyler buluyor. Ama yanılgılar da var. Mısırlılar oraya gitmediler. Ne Güney Amerika'ya ne Asya'ya Mısırlılar gitmediler. Oraya medeniyet başka eller tarafından eş zamanlı olarak Mısır'a gittiği gibi götürüldü. Krasniqi galiba bilgi sahibi olmadığı için ne Çin piramitlerinden ne Bosna piramitlerinden bahsediyor. Hele son yılların en önemli arkeolojik buluşu olan Göbekli Tepe'den. Size ilk 3 videoda anlattığımız iki tezde genelde tek bir parçaya bakıp olayı çözmeye çalışıyorlar. Yani büyük resmi görmeye niyetleri yok. İki yere odaklanıp bütünü göremezsiniz. Birçok kadim bilgiyi günümüz teknolojisi içinde değerlendirmemiz lazım. Tarihin en önemli uygarlıklarından Sümerleri, Babil'i ve Anunnakileri yok sayarsan bir yerlerde büyük resim tıkanır. Şimdi isterseniz lafı gevelemeden bizim bakışımızı sunalım. Elbette bu da bir tez. Kesinliği olmayan bir teori yani. Önce elimizdeki kesin bilgileri sayalım. Dünyanın çok değişik bölgelerinde hem tarih hem de kültürel olarak bağlantısı olmayan topluluklar birbirlerinden habersiz halde piramitler başta olmak üzere birçok yapı inşa etmişler. Bu yapılarda üstün bir matematik bilgisiyle mimari seviyesini gözlemliyoruz. Yine şu ana kadar yaptığımız tespitlerde astronomi ve astroloji bilgileri de üst seviyede. Başta piramitler olmak üzere bu yapıların ne için yapıldıkları tam olarak bilinmiyor. Fakat birçoğunun baktıkları yön ekinoks ile bağlantılı. Kesin bilinen ise bunların mezar olmadıkları. Bu yapıların ki yine piramitlerin bazılarının altlarında önemli oranda su kaynakları bulundu. Akıllı ve objektif bir gözle bakıldığında bu yapıların gerek günümüzde gerekse belli zamanlarda oralarda yaşamış halklarla bağlantısı yok. Bugün Bosna'da yer alan piramitlerin günümüzde ya da geçmişte o bölgelerde yaşamış olan halklarla bağlantısı yok. Güney Amerika'daki İnka, Aztek ve Mayaların o eski yapılarla alakası yok. Çin'deki piramitlerle çok eski bir medeniyete sahip olmasına rağmen Çin medeniyetinin ilintisi yok. Mısır medeniyetinin Gize'deki 3 piramitle ve Sphinx'le ilgisi yok. Burada parantez açıyorum. Mısır'da, Gize'deki yapılarda üstün bir matematik ve mimari uygulanmasını görüyoruz. Dikkatli gözlerle bakarsanız daha sonra inşa edilen yapılar aynı teknik ve mimari başarıyı yakalayamamış. Bir toplum nasıl olur da teknik olarak daha ileri gitmesi gerekirken geriye gitmiş. Üstün bir medeniyet diye gözümüze sokulan Güney Amerika halkları neden geriye gitmiş? Bu yapılar dini ritüeller için yapılmamıştır. Buna çok samimice şahsen Göbekli Tepe'yi de ilave ediyorum. Çok saf bir gözle elimizdeki kısıtlı bilgilerle bugün Göbekli Tepe'nin dinsel törenler için yapıldığı tezine kesinlikle katılmıyorum ve şunu ekliyorum. Kazı alanı genişletildikçe çok daha büyük buluntulara ulaşılacak. Yaşı konusunda da şahsen katılmadığım hususlar var. 12 bin yıl en geç dönem olabilir. Zira günümüzden 16 bin yıl önce o bölgede bir kültürün olduğuna inanıyorum fakat ispatlayamıyorum. Göbekli Tepe'nin taşlarındaki çizimlerle Paskalya adasındaki çizimler arasında tuhaf benzerlikler var. Bunu 3. bölümü yayınladıktan sonra sizler de yorumlarınızda söylediniz. O halde şöyle diyelim. Sadece şekiller değil, yazı da tüm bu gizemli yerlerde aynı. Ne bu yazı? Hieroglif. Yani resimli anlatımın bir tık ötesi ve bunun bir çeşit alfabeye dönüşmüş hali. Dünyanın her yerinde bunu görebiliyoruz. Hiç Avustralya'daki Gosford'u duydunuz mu? Bu yerleşim alanındaki duvar yazılarını nihayet 2012 yılında, tarih ne kadar geç değil mi? Mısırlı bir hieroglif uzmanına gösterdiler. Adam şaşırdı ve tamamen Mısır'daki gibi dedi. 500'den fazla hieroglif var. Buyurun bakın. Bu bize neyi kanıtlıyor? Tek bir kaynak, tek bir medeniyet ve tek bir dil vardı. Şimdi biz ne diyoruz? bu dünyanın yaşını bir şekilde milyar yıllarla ifade ediyoruz. Gezegenimizin üzerindeki canlı türlerin başlangıcını milyon yıllarla ifade ediyoruz. Fakat iş insana gelince birden saçmalamaya başlıyoruz. Hele insanoğlunun medeniyetinin ilk gelişmesinden bahsederken binlere iniyoruz. Allah'tan 19. yüzyılda değiliz. Zira o dönemde daha da komik ve vahim bir durum vardı. İnsan günümüzden 6000 yıl önce ortaya çıktı deniyordu ve kaynak olarak da Tevrat gösteriliyordu. Neyse ki artık bu durum aşıldı. Artık biraz daha geriye gidiyoruz ama hala ısrarla avcı toplumdan çok yakın zamanda üretici yerleşik tarım toplumuna gelindi deniyor. Çatalhöyük ülkemizdedir. İnceleyin lütfen. O tip tarihlendirmeler Bosna piramidi ile ve en önemlisi Göbekli Tepe ile tamamen çöktü. Ama gerek tarih, gerek arkeoloji bilimi bu çok radikal değişime hazır gözükmüyor. Neden mi? Çünkü tarih yeniden yazılmak zorunda kalacak. Tüm öğretilen değişmek zorunda olacak. Bize anlatılan ilkel avcı kabile nasıl oluyor da Göbekli Tepe'yi o tarihlerde yaptı sorusuna cevapları yok. Videonun başında anlattığımız bilimsel açıklamaya geri gelelim. Şu ana kadar en az 100 kere dünyamızın manyetik kutbu ters yüz oldu demiştik. Bu değişimler o kadar güçlü oluyor ki büyük ihtimalle birçok kaynakta geçen ünlü tufan bunlardan en bilineni. Çünkü en son yaşananı. Bazı antik Yunanlı bilginler her 10-12 bin yılda bu değişikliğin olduğunu söylüyorlar demiştik. Günümüzdeki hız kazanmış ve belli bir ivmeden sonra belki çok daha hızlanacak bir küresel felaket tekrar yaşanacak. Daha önce en az 100 kere yaşandığı gibi. Bunları videonun başında söylemiştik. Çıkarılan sonuç bu dünya üzerinde günümüz medeniyetinin öncesinde birçok defa insanoğlu bu felaketi yaşadı. Ve çok azı her defasında hayatta kalabildi. Şansımıza son tufandan önceki medeniyet bize çok sağlam yapılar bıraktı ve o insanların birçoğu tufan sırasında yok oldular. Kalanlar dünyanın değişik bölgelerinde bilgileri kırıntılar halinde toplumlara aktardılar. Bunun açılımında dinler konusu var. Tahminimize göre ilk başta monoteist bir din anlayışı hakimken zaman içinde yozlaşarak ya da yanlış yorumlanıp sapmalarla çok tanrılı inançlara geçiş başlıyor. Sonra nihayet Orta Doğu'da tekrar tek tanrılı dediğimiz semavi dinler dünya geneline hakim oluyor. Ama şüphe götürmez bir gerçek var. Bilginin çıkış noktası aynı kaynak. Yani tek bir bilgi var. Fehmi Krasniqi'nin dediği gibi Etiyopya'dan gelen toplum Gize Vadisi'ni inşa etmedi. O Gize günümüzden 16 bin yıl önce inşa edildi. Oraya medeniyeti birileri taşıdı. Önceki medeniyetin insanları. Dikkat edin, insanları diyorum, uzaylı falan demiyorum. Tahminen Etiyopya'dan gelen halk bu yapılara kondu ve 6-7 bin yıl gibi uzun bir sürede ilerleme kaydetti. Sonra benzerlerini yapmayı denediler. Yapabildiler mi? İşte. Milattan önce 14 bin yıl nerede? Milattan önce 3 bin yıl nerede? Bilgilerini biraz aktaran rahipler de zaman içinde sırlarıyla terk-i diyar ettiler. Devamında Mısır'daki toplum, firavunları, yöneticileri ve halkıyla yozlaştı. Dini yöneticiler zamanla kendi işlerini kolaylaştıran çok tanrılı bir dini zorunlu hale getirdi. Mısır'ın bildiğimiz tüm tarihini anlatan hiyerogliflerde sosyal hayatları, yönetim biçimleri detaylarıyla veriliyor. Ama iş Gize piramitlerinin yapımına gelince tek kelime yok. Neden? Çünkü bilmiyorlar. Onlar yapmadılar. Biz onları Ramses, Seti ve diğer firavunlar ile tanıdık. Kendi geçmişlerini resmettiler. Bugün tüm tarihlerini biliyoruz. Ama bu tufan sonrası Mısır'ın tarihi. Gize'nin tarihi değil. Burası tarihte önemli mi? Evet. Ama en önemlisi değil. Büyük piramit 144 metre yüksekliğinde. Ya Bosna piramidi 330 civarı. Çin'deki beyaz piramit 350 metre. Bir görüşe göre bu yapılar yani piramitler çok kadim bir bilgiyle dünyanın önemli noktalarına kondular. Neye göre belirlenmiş bu noktalar? Ley hatları dediğimiz dünyamızın enerji hatları üzerine konarak. Tabi bu da bir teori. Hatta bu enerji akışını negatif ve pozitif yapabilmek için negatif olarak adına obeliks denen bizlerin deyimiyle dikili taşları inşa ettiler. Ley hatları videomuzda değindiğimiz gibi bu dikili taşlar negatiftir. Ama işin gerçeği bunları nasıl kullandıklarını tam bilemiyoruz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Aramızda Mısır'ı görmüş olanlar var. Fakat hiç gidemeyenler bu Mısır'la ilgili neyi görebiliriz derlerse İstanbul'da oturanlar şanslı. Sultanahmet'e gidin. Sultanahmet'te caminin yanında büyük bir meydan var. Biz buna bugün Sultanahmet Meydanı diyoruz ama zamanında at meydanıydı. Burada Roma döneminde, daha doğrusu Bizans döneminde atlar koşturuluyordu. Bir çeşit hipodromdu yani. Daha sonra bu hipodrom değişti ve oraya değişik parçalar getirildi. 4. yüzyılda Theodosius oraya kalkıp Mısır'dan bir obelisk yani dikili taş getirdi. O dikili taş hala orada sapasağlam duruyor. Gerçek, orijinal bir Mısır anıtıdır bu. Gidin bakın. Aynı anıttan Amerika'da, Paris'in göbeğinde, Londra'da da var. Bizde de bu olduğuna göre bunu daha önce fark etmemiş olanlar kaçırmasın. Bağımsız araştırmacıların her biri bir bölge ile uzmanlaşıyor. Birisi Güney Amerika'yı inceliyor, diğeri Bosna'ya gidiyor ve çok yakın tarihte keşfedilen ama hala çok az bilgimizin olduğu piramitleri inceliyor. Yani Bosna piramitlerini. Çin piramitlerine ise yaklaşmak bile yasak. Elimizde dışarıdan çekilmiş nadir fotoğraflara bakıp yorum yapıyoruz. Ama bir Türk ekibi yakın geçmişte bir şekilde fevkalade bir başarı elde etti. Her türlü yasağa ve tehlikeye rağmen içine bile girip fotoğraflar çektiler. Fotoğraflarda en ilgi çeken yer ise bizleri de çok ilgilendiren bir ayrıntı. Ay ve yıldızın olduğu bir duvar resmi var. Bu bazıları için çok net bir şekilde Türklerle bağlantılı deniyor. Yani Türklerin kullandığı bugünkü ay ve yıldızın orada olması bilmediğimiz bir zamanda belki 10.000, belki 15.000 yıl önce yapılmış o piramitlerde ay ve yıldızın bulunması bunlar Türklerin atalarıydı deniyor. Hatta bazıları daha da ileri gidip bunlar Türklerin galaktik ataları ve bağlantılarıydı. Çinliler bu bilgiye sahip olduğundan hiçbir şekilde buraya insanları sokmak istemiyor, dünyaya göstermek istemiyor deniyor. Doğru mudur? O olabilir. Bunların hepsi teori. Japonya'da denizin altında keşfedilen Yonaguni antik sualtı şehri ya da kalıntıları var. Bu kalıntılarda bariz piramidal yapılar göze çarpıyor. Göbekli Tepe var, klasik arkeoloji gözüyle inceleniyor. Gıdım gıdım bilgiler ve elle tutulmaz teoriler söz konusu. Göbekli Tepe'nin bir başka önemi var. Tarihini bir yana bırakın, böyle bir yapının çok yakın geçmişte keşfedilmesi bize aslında dünya üzerinde daha nicelerinin saklı halde olabileceği fikrini veriyor. Değerli takipçilerim, bu konu anlata anlata bitmez. Bu piramitler birer nükleer santral vazifesi görüyorlardı diyenler var. Bir görüşe göre Keops'un mezar odası olarak Büyük Piramidin içinde bulunan boş lahidin aslında ölçüleri bakımından tamamen Tevrat'ta bahsedilen kutsal ahit sandığı olduğunu ve piramidin çalışmasını sağlayan şeyin de o sihirli ahit sandığı olduğunu dile getiriyorlar. Ahit sandığı Musa tarafından alınca santral çalışmaz oluyor ve enerji bitiyor. O duvar kabartmalarında gördüğümüz kocaman ampule benzeyen şeylerde kablosuz çalışan lambalar deniyor. Bu devasa ampul şeklindeki lambaların yanmasını ise orada yani direkt olarak Gize'deki piramitlerde üretilen enerjinin frekanslar yayarak uzaktan ve kablosuz bir şekilde onları çalıştırdığı, aktive ettiği söyleniyor. Bu da teori tabii ki. Bir kısım araştırmacı manna denen sihirli bir monoatomik altın tozundan bahsedip bunların kullanımı ile bazı enerji hatlarının aktive edildiğinden bahsediyorlar. Bir başka görüş dünya üzerindeki bu piramit yapıların zirvelerinde yer alan transistör tarzı aygıtların eş zamanlı çalışması ile bazı yıldızlara mesaj gönderilebildiği ve en ilginç hatta uçuk olan teori ise solucan deliği vazifesi görebildikleri yani yıldız kapıları olduklarıdır. Tüm bu teorileri anlatmaya devam edersek 2-3 saat daha sürer. Bu verileri benim gibilerin veya bütçesi olmayan araştırmacıların çalışmasıyla anlayamayız. Dürüst söylemek gerekirse tüm verileri, fotoğrafları, eksiksiz bilgileri bir araya getirerek bir araştırma kurulu meydana getirmeli ve çalışma grubu oluşturulduktan sonra her kafadan çıkan bir sesi engelleyip tam bir doğruya doğru gidilmeli. Ama bunu nasıl yaparız? Çok zor. Kanalı ve videolarımızı takip edenler bilirler. Bir seriye başlamıştık. Alternatif tarih diye. Mu kıtasını başlangıç noktası olarak kabul ettik ve o kıtanın medeniyetinin dünyanın diğer bölgelerine ulaştığını söyledik. Bir koloninin Asya içlerinde oluşturulmuş Uygur medeniyetini kurduğunu, başka bir koloninin Atlantis adıyla bildiğimiz bir kıtaya ulaşmasını ve zaman içinde Asya'daki kolun Avrupa içlerine uzanmasını ele aldık. Ben sizlere bunları anlatırken samimi söylüyorum, safça tek bir adamın, James Churchward denen İngiliz albayın bize kanıt bile sunamadığı tabletlerinden yola çıkarak anlatmadım. Benim dayanağım dünyadaki tüm Mason localarında bu eski Mason biraderleri Churchward'ın Mu, Atlantis ve diğer tüm tezlerinin oldukça ciddiye alınıp sanki dersmiş gibi öğretilmesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu babaları paralarının arkasına neden piramidi koydu? Yanına neden çok bilinen tek gözü koydular? Biz buyuz demek için. Burayı kuranlar bu bilgilere haizdir demek için. Bu tek göze bakanlar hemen Horus'un gözü ya da Osiris'in gözü derler. Ama aslı Mu'daki inançtır. Ra'nın gözüdür o göz. Bu göz en az 70 bin yıllıktır. Hermes diye tanınan tarihin en önemli şahsiyetlerinden biri. Bildiğimiz kadarıyla Atlantis doğumlu. Ondan 6.000 yıl önce yaşamış bir başka Atlantisli bilge kişi Osiris. Onun rüyasına girerek Hermes'i yönlendiriyor. Eğitiyor yani. Hermes günümüzden 16.000 yıl önce Mısır'a bir koloni ile ulaşıyor ve medeniyeti getiriyor. Dikkatli takipçilerimiz bu konuyu çok kez anlattığımızı biliyorlar. Bu Hermes İslamiyet'te Hz. İdris olarak bilinen şahıs. Tahminen Gize piramitleri ve Sphinx Hermes'in zamanında yapıldı. Tufan öncesi ya da hemen tufan sonrası. Sphinx'in yanındaki katmanları inceleyen tüm bilim adamları buna bakarak büyük bir su kitlesinin izlerinin olduğunu belirtiyorlar. Demek ki en azından Sphinx tufanı yaşadı. Piramitler de yaşadılar mı ya da daha sonra mı yapıldılar net bir bilgimiz yok. Ama bunlar baskı olmadan, tehdit olmadan araştırılsa en geç 2-3 yıl içinde hem Gize ve piramitlerin hem de dünyanın diğer yapılarının sırları çözülür. Bunların çözülmesi istenmiyor. Gerçekleri arayanlar komplocu damgası yiyor. Bütün dünya medyası, üniversiteler, uluslararası şirketler o tek gözün ve arkasının ne olduğunu gerçekten bilenlerce kontrol altındalar. Zaten sadece kontrol değil, direkt bu kurumların sahipleri de bu babalar işte. Bizlere ve yem olarak 12-13 aile var hikayesi anlatılıyor. Yaklaşık 60 yıldır. Önce batıda, sonra her yerde. Bizler de mal bulmuş mağribi gibi aynı şarkıyı söylüyoruz. Yok Biederberg, yok CFR örgütü falan. Videoyu bitirdikten sonra bir düşünün. Hayatımızda kaç adet İngiltere'de imal edilmiş ürün kullanıyoruz? Çok az. Ama İngilizler dünya düzeninde ne değişiklik olursa olsun paranın başındalar. Finansal dünya hep oradan idare ediliyor. Bunu da bir düşünün. İngiliz kraliyet ailesine hiç girmiyorum. Evet, nihayet hem videonun hem de Mısır araştırmalarımızın sonuna geldik. Umarım bu 4 video sizlere değişik fikirler vermiştir. Bambaşka konularla yeni video çalışmalarımız elbette olacak. Kanalımızı takipte kalın. Hala abone olmayan varsa gönül koyarım, baştan söylüyorum. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmur.